Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi pazarlar diliyorum. Bir pazar günü yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de çok hassas olunan konulardan birisi de Kırım Türklerinin makus talihidir. Ve Kırım kültürü, Kırım Türkleri, Kırım Türklerinin vatan mücadelesi Türkiye'nin gündeminde her zaman ola gelmiştir. Ne zamandan itibaren? Belki de 1774'ten itibaren Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Kırım'ın Osmanlı sınırları dışına çıkması, Kırım meselesini Osmanlı siyasetinin merkezine oturtmuştur. Ve sonraki süreçte 1783'te Kırım'ı Ruslar ilhak etmiştir. Ondan sonraki Kırım tarihi oldukça dikkate değer, incelenmesi gereken ve sürekli gündemde tutulması, akademik araştırmaların yapılması, diplomatik ve siyasal alanda verilen mücadeleye katkıda bulunması açısından önemli. Bugün bizim çok değerli bir misafirimiz var. Kutlu Kağan Sümer hocamız, aslında Mimar Sinan'dan benim aynı üniversiteden mezun olan değerli bir dostumuz. Çok sayıda ortak arkadaşımız var. Bugün bu meseleyi Kırım Türkleri soyundan gelen birisi olarak hem de akademik olarak değerlendirecek. Bugüne kadar Kırım, özellikle Soğuk Savaş sonrası Sovyet coğrafyasının yeniden şekillendiği ortamda yakından takip etmiş. Gençliğinden itibaren bu alanda çalışmalar yapmış. Hatta lise döneminde katıldığı bir kompozisyon yarışmasında birinci olmuş. Kırım Türklerinin mücadelesi, tarihi hakkında. Belki 14 yaşınızdan itibaren sanıyorum bu meseleye bir ölçüde akademik düzeyde de katkıda bulunmuş değerli bir hocamız. Ben sevgili arkadaşlar sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kendisine bırakıyorum. Sözü kendisine bırakıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Söz sizin. Buyurunuz. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum nazik takdiminiz için. Biraz fazla incelemişsiniz. Özgeçmişim 14 yaşı ben bile neredeyse hatırlamıyorum. Aslında kendimi bildim bileli diyeyim. Çok küçük vefat eden bir Kırım aydını diyeyim. Türkiye'ye yerleşmiş, Bolu'ya yerleşmiş bir dedenin torunuyum ki öyle bir maya çalmış ki hiç Kırım çocukluktan beri o küçücük yaşımda vefat etmesine rağmen o çaldığı mayadan Kırım hiç aklımdan çıkmamış. Ve hasbelkader elimden geldiğince küçük yaşımdan itibaren hep Kırım için mücadele ettim. Ben istatistikçiyim ama istatistik sahasının üzerine Kırım konusunda da neredeyse ihtisas yaptım. Biraz şanslıydım. Mimar Sinan Fen Edebiyat'ta zaten bizim tarih bölümüyle istatistik bölümünün katları neredeyse aynıydı. Aralarında bir kat vardı ve Gülçin Çandarlıoğlu hocamın, Ahmet Taş Ağalı hocamın da orada vazife yaptığı dönemlerdi. Ders aralarında kaçar kaçar onların dersine girerdim. 50 küsur yaşından sonra bir daha da tarih okumaya başladım. Yani zaten tarihi okuyordum. Diploma amaçlı okumaya da başladım. Biraz bu konularda da eser vermeye çalışmak amacıyla diyeyim. Çok kısaca ben slaytlar çok fazla slaytlarla bütünü bozmadan şey yapmak istiyorum, takdim etmek istiyorum. Slayt aralarında aklınıza gelen sorular olursa seve seve cevaplamayı isterim. Benim şeyimi bozmaz, bütünlüğümü bozmaz diyeyim efendim. Evet. Bir hocam isterseniz siz bir başlangıç yapın. Ben de dün sizinle paylaştığım sorular çerçevesinde o akışa yardımcı olmaya çalışacağım. Lütfen hocam. Nasıl arzu ederseniz, isterseniz yani Osmanlı öncesi Kırım coğrafyası, Kırım tarihi, kültürü, medeniyeti oradan başlayarak Hayır, sohbetimizi şenlendirelim hayır, efendim. hayır hocam. Evet, Kırım'ın yeri hepimizin malumu. Karadeniz'in kuzeyinde neredeyse Türkiye'nin bir hilal gibi sardığı bir yıldız Kırım. Kavram olarak başlandığında
Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde arkasından Kırım'daki belli başlı kalelere yöneliyor. Çünkü Kırım'ın, İstanbul'un anahtarı Kırım'dadır diye naklediyor durumu. Kırım, Karadeniz'e İstanbul kadar hakim bir bölge olduğu için aslında İstanbul'un güvenliği Kırım'a, Kırım'ın güvenliği de İstanbul'a bağlı diyeyim. Karadeniz'in güvenliği açısından da bugün son gelişmeler zaten bu mimanda bunu çok ağır bir şekilde de bize gösteriyor. Kırım deyince, Kırım Tatarları deyince neyi hatırlarız? Türkiye'de en bilinen kavramlardan bir tanesi malumu haliniz çiğ börek. Diğeri Kırım Kongo Kanamalı Ateşlisi denilen şu meşhur keneyle bulaşan hastalık ki bunu 1944 sürgünüyle ben ilişkilendireceğim. İlk görüldüğü yer Kırım ve 1944'te Kırım Türklerinin sürgününden hemen sonra Kırım'da tespit edildiği için bu isimle alınan bir hastalık. Çeşitli gerek Latin haritalarında gerek Osmanlı haritalarında Kırım çok net bir şekilde bellidir, görünür. Ki bu bölge hem Karadeniz'e hakimiyeti, hem güzel iklimi, hem de stratejik önemi açısından çok değişik devletlerin, özellikle Türk devletlerinin hakimiyet ve egemenliğinde olmuş bir bölge. Kırım deyince Türkiye'deki tanınan Kırım Tatarlarını hatırlatalım, söyleyelim. İlber Ortaylı Hoca en bildiklerinden bir tanesi. Halil İnalcık Hoca keza burada. Aziz Nesin öyle, Şener Üşümezsoy, Cüneyt Arkın, Orhan Gencebay'a kadar saymak mümkün ki burada bilimsel karakter açısından çok önemli dilde fikirde işte birlik kavramında ortaya atan Türk birliği için bütün hayatını vakfeden İsmail Gaspralı da bir Kırım Türk'ü. Evet, bir bakalım Kırım Osmanlı'dan önce ne durumdaydı? Bilinen kayıtlar M.Ö. 3. yüzyılda Kırım İskit hakimiyetindeydi. Yani İskitlerin artık son çalışmalarla beraber Türklüğü giderek kabul görür hale geldi ki Rus tarihçiler hala kabullenmiyor. Rollerde olmakla beraber bir özel sohbetti daha koronanın hemen öncesinde. Bu İskitleri biz İranlı bir kavim bilirdik. Fakat bütün ulaştığımız arkeolojik kalıntılar bunların Türk kavmi olduğunu bize gösteriyor diyor Rus tarihçiler. Arkasından 451 yılına gelindiğinde Avrupa Hun İmparatorluğu'nun sınırlarında Kırım. Gene devam ettiğimiz takdirde Ogur-Avar, Ogurlar ve Avarlar arasında, Ogur Türkleri ve Avar Türkleri arasında el değiştiriyor 6. yüzyılda. 8. yüzyıla gelindiğinde Hazar İmparatorluğu, Hazar Türk İmparatorluğu sınırlarında, 1100'lü yıllara gelindiğinde Kuman Kıpçak Devleti sınırlarında, 1300 yılına gelindiğinde Altın Ordu Devleti sınırlarında. Yani tarihin yazılı olarak bilindiği bütün dönemlerde Kırım bir Türk vatanı. Ve o bölge Türklerin çeşitli kağanlıklarını, çeşitli devletlerini kurdukları bir bölge olarak değerlendirilebilir. Şimdi en muntazam bilgiler Altın Ordu Hanlığı'yla beraber başlıyor. Gerek Türkler Müslüman olmuş Arap kaynaklarında var, gerekse diğer Avrupa kaynaklarında var. Altın Ordu Hanlığı Cengiz'in oğullarından, Çüçi'nin soyundan gelen Batu'nun devamı olan bir hanlık. Saray şehri başkenti, fakat Kırım'da Deşti Kıpçak dediğimiz Kıpçak bozkırlarının tamamı da Altın Ordu Hanlığı'nda. Altın Ordu Hanlığı niye önemli? Çünkü Altın Ordu Hanlığı bölgedeki bütün yapıyı, bütün siyaseti elinde tutan bir hanlık. Kıynezlikler var, Rus kıynezlikleri var. Rus kıynezliklerinin tamamı, gerek Kiev kıynezliği olsun, gerek Moskova kıynezliği olsun, Altın Ordu Hanı tarafından atanıyor. Yani bir yarlık, bir belge verilmediği takdirde o bölgede kıynez dahi olabilmek mümkün değil. Ve burada çok net bir şekilde birçok kişiden bahsetmek mümkün. Mamay Mirza'dan vesaireden o bölgenin kültürüne girmiş bir yapı.
bu Kıynezlikleri tamamen işgal etmek yerine Altın Ordu'da daha sonra Kırım Hanlığı'nın uygulayacağı politikayı uyguluyor. Sen yönet, vergiyi ver, bağlılığını sürdür. Yani burada tamamen bölgenin hakimiyetini elinde tutmakla beraber fiziki bir işgal yok. Ama zaman zaman eğer bir aşırılık olduğu takdirde Han, Altın Ordu Hanı bölgeye ordu sevk edip işgal ediyor ki Moskova'nın defalarca, Kiev'in defalarca yakıldığı, bakın Rus kaynaklarından, Rus minyatürlerinden geçen kavramlar. Bir başlayalım, Kiev'i gösterelim, Kiev yandı diyelim. Hemen birkaç yıl öncesinde Kiev yandı diye devam edeceğim. Moskova, Tahtalan Devlet Giray Han. Moskova'ya girdiği yıla ait gravürler. Bunlar direkt Rus kaynaklarından gelen kavramlar. Kiev yandı, Moskova yandı. Evet, Kırım Hanlığı. Kırım Hanlığı ile ilgili ilginç çalışmalar var. Özellikle burada Altın Ordu Hanlığı'nın dağılmasıyla beraber hanlıkların çıktığı devir ki aslında Moskova'nın da bir dükalık olarak ortaya çıktığı bir devir. Bu çalışmalardan bir tanesi geçen yıllarda ciddi tarihçi arkadaşlarımızdan bir tanesinin Vatikan'da elde ettiği dokümanlarla çok başka bir boyuta geldi. Diğer hanlıkların ve Osmanlı'nın veya Moskova Dükalığı'nın veya Polonya'nın bölgede tamamen hakim olmaması için papalık üzerinden yollanan bir Venedik filosu ve Venedik altınlarıyla Mengli Giray Han'ın, Kırım Hanlığı'nın kurucusu olan Mengli Giray Han'ın finanse edildiği kavramı var ki Mengli Giray Han hemen arkasından Osmanlı ile beraber hareket etmeye başlıyor ve Osmanlı ile beraber hareket etmesiyle beraber Kırım'ın o stratejik bölgeleri, kırmızıyla gösterdiğim bölgeleri direkt Osmanlı egemenliğine geçiyor ve arkasından da Kırım Hanlığı Osmanlı'ya tabiliğini sürdürüyor. 1441-1783 yılları arasında Kırım'da Kırım Hanlığı devam ediyor ki 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması'nın imzalanışına kadar da Osmanlı'ya bağlı Kırım Hanlığı. Hanlarla ilgili birkaç slaytım var, hızlıca geçiyorum. Hanların mükellefiyeti de hangi Osmanlı'nın savaşı olursa olsun Kırım atlıları meşhur. Osmanlı'nın bütün savaşlarında öncü birlikler. Yani hatta daha Kırım Hanlığı doğmadan, yani Osmanlı'ya bağlılık kavramı doğmadan öncesinde İstanbul kuşatmasında dahi Kırım birliklerini görmek mümkün. Bu panorama İstanbul'dan alınmış bir parçadır. Kaynaklarda Kazlıçeşme'nin etrafında Kırım atlılarının saldırdığını, surları tahrip ettiğini yazar ki oradan esinlenerek Kazlıçeşme'nin oradan saldıran Kırım atlılarını ben özellikle bularak o bölgeden çekmiştim diyeyim ben size. Tabii bütün savaşlarda Kırım atlıları, Kırım birlikleri var. Yani Osmanlı ile beraber hareket ediyor ki ta Viyana kuşatmasına kadar her aşamada tek tek Kırım birlikleri naklediliyor. Sadece bir asker topluluk gibi görmemek lazım. Özellikle Bahçesaray şehri ve Bahçesaray etrafında da çok ciddi medreseler, külliyeler mantığıyla beraber de ciddi bir medeniyet kurulmuş vaziyette. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Zincirli Medresedir ki hemen Han Sarayı'nın dibinde kurulan bir külliyedir bu. Zincirli Medrese adını kapısındaki zincirden alır. Burada gösteririm ileriki slaytlarda bir zincir vardır. Han bile medreseye girerken yani alimin önüne girerken başına eğerek bu zincirin altından geçer. Yani bilime ve alime olan saygının göstergesidir bu. Bir Kırım okulu diyeyim, Sübyan Mektebi diyeyim, slaytla göstereyim. Evet, hanlık paraları. Bütün bu
uzun süreli hanlık dönemi, Osmanlı bağlılık dönemi artık bugünkü duruma benzer bir şekilde yeni bir boyuta geçiyor. Küçük Kaynarca Anlaşması ve Kırım'ın kaybedilmesinden sonra. Şimdi Kırım Harbi. Kırım Harbi önemli çünkü Rusya'nın ilerlemesi karşısında İngiliz, Fransız ve Osmanlı ordularının beraberce Rusya'nın kanadını kırması Kırım Harbi. Kırım Harbi benzeri bir şu anda Rusya'nın gelişmesine karşı yaşanıyor ki Osmanlı donanmasını Kırım Harbi'nde slaytlarda görmek mümkün. Ve nihayet Kırım'ın Osmanlı hakimiyetinden çıkması, Osmanlı'ya bağlılıktan çıkması ve Rusya'nın işgaliyle beraber Kırım Türkleri Anadolu'ya doğru, ak topraklara doğru büyük göçlerine başlıyorlar. Kimisi deniz üzerinden, biraz varlıklı olan, zengin olanlar deniz üzerinde. Kimisi Balkanlar üzerinden Osmanlı topraklarına, yani halifenin Türkistan devletine doğru göçe başlıyorlar Rus baskısıyla beraber. Şimdi Kırımanlı 15. ve 18. asırlarda Kırım'dan başka Taman, Kuban, Nogay bozkırlarıyla Bucak bölgesini içeri alıyordu ki Kırımanlı'nın nüfusu 3-5 milyon kişi kadardı o yıllarda. Bizzat Kırım Yarımadası'ndaki, bugün biz Kırım dediğimizde Kırım Yarımadası'nı alıyoruz, 800 bin ila 1,5 milyon insan yaşadığını biliyoruz. Ve bu göçler sonunda 1880'li yıllara geldiğinde Kırım'ın Türk nüfusu 280 binlere kadar inmiş vaziyette, sadece yarımada bazında düşünecek olursak. Ve gerek Romanya'ya, gerek Bulgaristan'a, gerek Anadolu'ya bir büyük göç hareketi halinde ak topraklara doğru. Kırım türkülerine kadar işlemiş vaziyette bu göç. Der ki bir şarkı, Karadeniz yol verse de kaday, Caldamay geçme Masabay kaday. Yani Karadeniz yol bile verse yüzerek bir soylu gibi geçemem ki. Yani Anadolu'ya göç üzerine kurulu kavram. Anadolu'ya ve ak topraklara, yani Müslüman halifenin Osmanlı topraklarına doğru bir göç hareketi hiç durmayan. Ve bu Cumhuriyet devrinde de devam ederek geliyor. Efendim Köstence'den 800 göçmen 400 araba. Osmanlı bu kayıtları çok muntazam tutabilmiş. Osmanlı da bu kayıtları çok net bir şekilde nerelere yerleştirildiğine kadar bilebiliyoruz ki bu konuda çalışan bilim adamlarımızla bunu görebiliyoruz. Şimdi her şey bitti. Gerek hanlık sınırları kaybedildi, gerek Kırım Yarımadası kaybedildi. Anadolu'ya göçlerle beraber Kırım boşalmaya başladı. Her şeyin bittiği yer gibi gözüküyor. İşte bu her şeyin bittiği yerde sözüme başladığım İsmail Gaspralı çıkıyor. 1890'lar 1900'lerin başı, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla anıyoruz biz İsmail Gaspralı'yı ki İsmail Gaspralı çok ciddi bir aydın. İsmail Gaspralı bir Mirza soylu, bir Kırım soylusu. İşgalle beraber aslında işgalin yaptığı tahribatı anlatmakta çok da tutarlı bir kişilik. Mirza soylu, o zaman asker olacak, Rus ordusuna hizmet edecek. Birçok Kırım soylusuna, kalan Kırım soylusuna yapılan gibi. Önce askeri lisede okuyor İsmail Gaspralı. Arkasından St. Petersburg'daki askeri okula alınıyor dereceyle. Bu esnada Osmanlı Girit isyanı ile uğraşıyor. Girit'te bugünkü Yunanistan'ı oluşturacak Mora isyanı başlamış, Girit isyanı başlamış ve Rus askeri okulundaki bütün hocalar ve direkt Rus basını ve Avrupa basını, işte Türklerin burada yenilgiye uğratılacağını, Türklerin yeniden Orta Asya bozkırlarına sürüleceğini yazarken İsmail Gaspralı bir askeri okulu öğrencisi. Ve bu askeri okulu öğrenciliğinde bir Litva Tatarı, bir Hristiyan Litva Tatarı arkadaşıyla beraber bizim yerimiz Rus ordusu değil Osmanlı ordusu oluyor. Ve daha 16 yaşında askeri okuldan firar ediyor,
Osmanlı ordusuna katılmak üzere. Lakin yakalanıyor. Yakalandıktan sonra askeri okula iade edilmesi mümkün değil. Çünkü Rus ordusuna karşı en ufak bir mensubiyet içermiyor. Kırım'a geri yollanılıyor. Hem Fransızca hem Rusça okutmanlığı yapıyor, öğretmenliği yapıyor. O anlattığım zincirli medresede bir taraftan. Bir taraftan da fikirleri oturmaya başlıyor İsmail Gaspıralı'nın. İsmail Gaspıralı Bey arkasından gerek Jön Türklerle gerekse devrinin aydınlarıyla bir araya gelebilmek için Paris'e geçiyor. Şimdi çok ilginç bir şey var burada yetişmişliği hakkında. Meşhur Babalar ve Oğullarının da yazarı olan Turgenev'in Paris'te yanında çalışıyor. Turgenev'in yanında çalışırken Turgenev'in Rusça metinlerini Fransızca'ya tercüme ediyor. Yani Rusça'ya ve Fransızca'ya ne kadar hakim olduğunu burada görebilmek mümkün. Fransa'ya gitmesindeki bir önemli sebep de Osmanlı ordusunun modernizasyonu başlamış ve Osmanlı ordusunun modernizasyonunda Fransızlar etkin. Fransızlar üzerinden bir şekilde Osmanlı ordusuna geçmek arzusunda. Uzun bir zaman sonra İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da Osmanlı ordusuna katılmak üzere müracaat ediyor. Devrin Çarlık Büyükelçisi, devrin Genelkurmay Başkanı'na yazdığı bir mektupta ki bu mektup bulundu. İsmail Gaspıralı ordunuz için çok, Gasprinski ordunuz için çok faydası olacak bir kişidir. Biz onu Rus Askeri Akademisi'nde çok iyi şekilde yetiştirdik diye bir mektup gidiyor. Şimdi bu mektubu aldığınızı düşünün ve sizin İsmail Gaspıralı ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığınızı düşünün. Yani bir Rus ajanını orduya monte ediyorsunuz mesajı. Hayır, bir Türk milliyetçisinin önünü kesmek için bir yazılmış bir mesaj bu. İsmail Gaspıralı maalesef bu orduya katılma, Osmanlı ordusuna katılma arzusunda muvaffak olamıyor ve İsmail Gaspıralı yeniden memleketine Kırım'a dönüyor. Zincirli Medrese'de Fransızca ve Rusça muallimliğine devam ediyor. Fakat bu esnada artık yavaş yavaş fikirler gelişmiş. Tercüman diye bir gazete çıkarıyor. Tercüman gazetesinin nüshalarını koymamışım demek ki buraya, tamam. Tercüman diye bir gazete çıkarıyor. Ve bu Tercüman gazetesi iki yüzlü bir gazete. Nasıl iki yüzlü? Bir tarafı Rusça, bir tarafı Türkçe. Tatar Türkçesi ama Türkçe. Ve iddia şu, öyle bir gazete ki bu, efendim Semerkant'taki bir deve çobanından İstanbul'daki bir mollaya kadar okutulabilecek bir gazete. Gazeteyi incelediğiniz takdirde gerek İstanbul'da gerekse Türk dünyasının her tarafında okunduğunu görmek mümkün. Şimdi burada çok ince bir ayrım var. Diyor ki ben gazeteyi, Bahçesaray'da bir matbaa yok, gazeteyi nasıl çıkaracağım? Gazeteyi çıkarabilmek için Bahçesaray'da bir matbaa kurmaya çalışıyor. Ve bu matbaa aslında gelmesiyle beraber ikinci perde açılıyor. Artık yavaş yavaş cedid okulları denilen aydınlanma okullarının kurulması zamanı ki bu gelen matbaada bu okulların müfredatları da basılıyor. Ve uzun uzun İsmail Gaspıralı başlı başına bir konuşma konusu ama bu okullarda devrin aydınları yetişiyor. Hangi aydınları ilerleyen slaytlarda hemen göstereceğim. Tabii büyük baskı altında. Bir tarafta Rus ayısı, bir tarafta kadimciler yani eski eğitim sistemi savunanlar arasında kalmış ve devamlı eleştirilen bir yapı. Birkaç yıl içerisinde bu cedid okullarının sayısı o kadar artıyor ki yaklaşık 800 civarında cedid okulu ve biraz önce gösterdiğim müfredatla eğitim yapan cedid okulları oluşuyor. Şimdi bu cedid okullarındaki önemli kavramlardan da bir tanesi bu. Aslında biz Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminde bunu kullanıyoruz. Ben eski yazıyla diyor 40 günde kurdele takarım. Yani Osmanlıcayla 40 gün içerisinde okuturum, yazdırırım. O zamana kadar
üçüncü sınıfına, dördüncü sınıfına gelip de okuyup yazamayanlar var. Çünkü diyor, ben bu cedid okulunda kendi diliyle yazmayı öğreteceğim. Arapça müfredatla başlamayacağım. Ve hakikaten başarılı oluyor ve cedid okullarının yayılmasında en önemli kavram bu. Müfredata bir baktığımızda, müfredat devrinin oldukça ilerisinde. Şimdi İsmail Gaspıralı'nın vefatıyla beraber, İsmail Gaspıralı'nın kabridir burası. İsmail Gaspıralı'nın kabrini ilerleyen slaytlarda olması lazım. Biz 1990'larda Kırım'da gittiğimizde yerinde yerler esiyordu. Kabir bu fotoğraftan 1918 tarihli bu fotoğraftan yeniden yapıldı. Yeniden inşa ettirildi diyelim. Bahsettiğim zincirli medrese. Bakın zincir meşhur bu. 1990'larda benim kameramdan çıkma bir fotoğraftır bu. 1990'larda zincirli medresenin içi bu durumdaydı. Ve zincirli medrese bir tımarhanenin tuvaleti olarak kullanılıyor. Bahçesaray'dan Halk Mescid'deki otele döndüğümüzde meşhur Rus muhalif diyelim, o zaman da muhalif, şimdi de muhalif, Jirinovski ile karşılaştık. Jirinovski güzel bir Türkçe ile dedi ki, gittiniz mi Bahçesaray'a, gördünüz mü zincirli medreseyi? İşte biz Ruslar böyleyizdir. Sizin en büyük ilim irfan merkezinizi tuvalete çeviririz. Hala içimde ağrıdır. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla zincirli medrese yeniden inşa edildi. Peki, bu okullardan kim yetişti? Bakın, dört farklı kişilik koyacağım ben size. Kırım için dört farklı kişilik. Bunlardan ilki Numan Çelebi Cihan. İkincisi Abdurreşit Mehdiyev. Üçüncüsü Süleyman Sulkuyeviç. Dördüncüsü Veli İbrahim. Ne farkları var? Numan Çelebi Cihan milli devletçi. 1918'de bir milli kurultay toplayıp bir milli devlet kuran bir aydın. Abdurreşit Mehdiyev siyasi İslamcı. Süleyman Sulkuyeviç bir Menşevi. Ve Veli İbrahim bir Kızıl. Bakın, dört farklı kişilik. Türkçü, politik İslamcı, Menşevik ve Bolşevik. Dördü de aynı okullardan yetişmiş aydınlar. Dördü de ilginç bir şekilde vatanına, milletine hizmet etmiş ve aynı akibete uğramış. Ruslar tarafından burjuva milliyetçisi olarak benimsenmiş. Bakın, Menşevik olması, Bolşevik olması fark etmiyor. Ve 1918 yılında Numan Çelebi Cihan şehit ediliyor. Hemen arkasından Abdurreşit Mehdiyev Moskova'da tutuklanıyor. Süleyman Sulkuyeviç kanının son damlasına kadar Kızıllarla savaşıyor. Bakü'ye giden birliklerin içerisinde. Fakat arkasından Süleyman Sulkuyeviç savaş cephesinde ölüyor. Veli İbrahim bir Kızıl. Bolşevikler tarafından Kırım Sosyalist Cumhuriyeti'ne atanıyor ki Kırım Sosyalist Cumhuriyeti'nin bu sene 100. yıl dönümü. 1918 yılında, yani bundan yaklaşık 3 yıl önce de biz Numan Çelebi Cihan'ın kurduğu milli devletin anmasını Türkiye'de yapmıştık. Şimdi Moskova o Kırım Sovyeti'nin, Kırım Komünisti'nin kuruluşunun anmasını yapıyor bu sene Kırım'da, Ak Mescid'de. Şimdi Veli İbrahim de 1938 yılında burjuva milliyetçisi, Tatar milliyetçisi diye şehit ediliyor. Türkiye ile yakın irtibat içerisinde diye şehit ediliyor. Şimdi devam edelim. Türk dünyasının başka bölgelerinde yetişmiş farklı kişilerden bahsedelim cedid okullarında. Mirseyit Kulu Sultan Galiyev bunlardan bir tanesi. Sultan Galiyev çok meşhur isimlerden bir tanesi. Azerbaycan Sovyeti'ni kuran Nariman Narimanov bu grupta sayılabilir. Çolpan bu grupta sayılabilir. Macan Cumabayev bu grupta sayılabilir. Malumunuz Mirseyit Sultan Galiyev ve Nariman Narimanov birer komünist. Birer söyleyin Bolşevik. Çolpan ve Macan Cumabayev birer Türkçü. Bakın tarihlere dikkat. Şehit edildikleri, kurşuna dizildikleri tarih hep 1938. Hep aynı suçlamayla. Peki, Anadolu'ya geçebilenler,
milli mücadeleye katılanlar, Anadolu'ya geçebilenler. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemli isimler. Mehmet Emin Resulzade bu coğrafyadan yetişen isimlerden bir tanesi. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı ki bu sene bugün 28 Mayıs seneyi devriyesiydi. Mehmet Emin Resulzade'lerin kurdukları Milli Cumhuriyet. Zeki Velik Dogan Bey, Başkurdistan Cumhurbaşkanı, tarih ilminin Türkiye'deki en önemli isimlerinden bir tanesi. Sadri Maksudi, Osman Kocaoğlu, Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ki bunlar millici grup. Osman Kocaoğlu Bey'in Buhara'dan topladığı ve Ankara'daki milli mücadeleye yolladığı altınlar herkesin malumu ailesi. Yusuf Akçura Bey, siyaset tarihi profesörü, Ağaoğlu Ahmet Bey, efendim Cafer Seyit Ahmet Kırımer Bey, Mustafa Çokay Bey'in ve bu İsmail Gaspralı'dan yetişip Anadolu'ya geçip milli cumhuriyetimizi kuruluşunda faydası olanlar. Peki, bir bakalım. Durum ne? Rus işgali, Kızıl işgali, ikinci Rus işgali diyelim, Kızılların devamı. Giderek şehirlerimiz, zaten nüfusunu kaybetmiş şehirlerimiz 1914 ve 22 yıllarında baktığımızda ciddi nüfus kayıpları yaşamaya devam ediyor. Ta ki 1944 yılına gelene kadar, sürgüne gelene kadar. Şimdi sürgünde yapı farklı bir şekilde gelişiyor. Alman orduları Barbarossa Harekatı ile beraber Yıldırım orduları diye adlandırılan bir yapıyla çok hızlı bir şekilde Rusya içlerine yürüyor. Ve Rusya, Kızıl Rusya buna karşı bir mukavemet gösteremiyor ve bu birlikler neredeyse Stalingrad'a kadar yürüyor ki Kırım'a da Alman birlikleri giriyor. Fakat bu esnada Kırım Türklerinin büyük bir yekünü Kızıl Ordu saflarında. Bütün erkekler Kızıl Ordu saflarında savaşıyor. Bakın bu fotoğraflar Kırım'da çekilmiş fotoğraflar. İkinci fotoğraf Bahçesaray'daki Alman birlikleri. Ruslar tarafından işgal edilen Kırım'da neredeyse Kırım Tatarı erkek yok gibi bir şey. Nüfus tamamen, erkek nüfus tamamen Kızıl Ordu saflarında. Ve Kırım'ın işgaliyle beraber ve Kızıl Ordu saflarından ele geçirilen Kırım Tatarları ve diğer Türk kavimleriyle beraber Almanlar Türkistan Tugayları diye adlandırdıkları bir birlik kuruyorlar. Aslında sürgündeki ana gerekçe bu. Türkistan Tugayları. Şimdi Türkistan Tugaylarına bir bakalım. SS'lerin Doğu Türk birlikleri diye adlandırılıyor. Bir bakalım bunların üniformaları nasıl? Yaka kokartları bozkurtlu. Kollarında biz Allah'layız yazan Türkistan Semerkant minareleri. Yakalarında Semerkant camileri ve bulundukları birliği işaret eden ilgili yapılar. Bakın slaytlarda gösterelim. İdil Urva, Kazan Türkleri, Nord Kakasya, Kuzey Kafkasya birlikleri, Türkistan birlikleri, Azerbaycan birlikleri, Kırım Tatar birlikleri, Çeçen İnguş birlikleri bu grupta sayılabilir. Şimdi Almanların gelmesiyle beraber Ruzinazar da bu fotoğraftakilerden bir tanesi, meşhur Ruzinazar. Ruzinazar da daha sonra Amerika'ya giden Ruzinazar da bu birliklerin subaylarından bir tanesi. Meşhur Cengiz Dağcı da bu birliklerin subaylarından bir tanesi. Bunlar Almanların aldatmacasıyla yeniden Türkistan'da milli devletlerinin kurabileceklerinin hayalinde. Ve Berlin'de Milli Türkistan, Yengi Türkistan diye gazetelerini çıkarmaya devam ediyorlar. Savaşın bitiminde Almanya galip olsa da ben çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Her şey aynı kalacak. Ve bu birlikler 28 Mayıs 1945'te Almanların savaşı kaybetmesi ile beraber Oberdrauburg'da İngiliz ve Ruslara teslim edilmeye kalktığında bu birliklerin subaylarının tamamı Oberdrauburg'da Drau Nehri'ne atlayarak şehit oluyorlar. Peki, işin Kızıl Ordu cephesine dönelim. Çok büyük bir nüfus Kızıl Ordu cephesinde demiştik. Bunların arasında Ahmet Han Sultan. Bakın 4 altın yıldız, 4 altın küreyle ödüllendirilmiş
bir Kızıl Ordu subayı, bir pilot. 140 civarında Alman uçağını düşürmüş. Bu hanımefendi ve bu beyefendi o yıllarda Kırım'da çok küçük yaşlarında, 13-14 yaşlarında bulunan Kırım Türkleri, bunlar dağlara çıkmışlar, Almanlara karşı partizan savaşı vermişler. Yakalarındaki bütün madalyalar Kızıl Ordu tarafından verilmiş madalyalar. Bu beyefendiler deniz, hava ve kara birliklerinde Kızıl Ordu safında savaşmış Kırım Türkü beyefendiler. Yani bunların çok küçük bir kısmı, çok küçük bir kısmı Almanlar safında. Büyük kısmı Kızıl Ordu saflarında devam ediyor. Fakat Ruslar Kırım'ı, biraz önce ilk slaytta gösterdiğim gibi o ay ve yıldız olan Kırım'ı aydan ayırabilmek için Kırım Türklerini ve aynı şekilde sadece Kırım Türklerini değil, Çeçen İnguşları, Ağıskaları, yani Türkiye'ye yakın bölgedeki bütün Türk toplulukları sürgün ediyorlar 1944'te. Gerekçe hadi Kırım Tatarlarında Almanlarla işbirliği yaptınız diyor. Yapmadıklarını kendileri de gayet iyi biliyorlar ki bütün belgelerde bunu gösteriyor. Ama diğerleri de sürgünden geri kalınmıyor. Evet, Stalin'in bir emriyle beraber sürgün. Bir gece yarısı sabaha karşı askerler evlere giriyor. Ve diyor ki 15 dakika içinde çıkın. 15 dakika içerisinde boşaltın. Ve bunlar bölgeye getirilmiş mühürlü hayvan vagonlarında, bölgelerin istasyonlarında toplanıyor ve arkasından mühürlü hayvan vagonlarıyla beraber, bakın şartlar bu, balık istifi doldurulup arkasından kapaklar kapatılıyor. Bakın hiç pencere yok. Nefes alabilecek yer yukarıdaki ufacık bir kapak, havalandırma kapağı. Orta Asya işlerine doğru sürgün ediliyorlar. Şimdi bu sürgünde çok önemli şahsiyetlerden bir tanesi var. 6 aylık bir bebek. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Bu 6 aylık bebek şu anda Kırım Türklerinin simge isimlerinden, liderlerinden bir tanesi. Cengiz Dağcı naklediyor. Güçlü olacaksın. Karşı koyacaksın. Dayanacaksın. Ölmeyeceksin. 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl. Yani sonuç itibariyle İsmail Gaspıralı'yı var eden o Zümrüdü Anka şeyi, mantığı, Zümrüdü Anka ruhu gene şu anda da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nda yaşıyor diyeyim. Şimdi rakamlara bir bakalım. Sürgün edilenlerle ilgili istatistik. %41.7'si 16 yaşına kadar çocuk. %5.6'sı reşit olmayan genç, ki bunlar da çoğunlukla hanımlardan oluşuyor. 18 yaş üstü kadın %39'u. %13.6'sı 18 yaş üstü erkek, ki bu istatistik 18 yaş üstü erkekten kastı aslında ihtiyarlar. Savaşamayacak, Kızıl Ordu safında bulunamayacak ihtiyarlar. Ve çeşitli bölgelere sürgün ediliyorlar. Bunlar o biraz önce gösterdiğim mühürlü vagonlarda. %69 ila 86'sı Taşkent, Semerkant, Andijan, Fergana bölgesine, Özbekistan'a. %3-6'sı Tacikistan'a. %2,5-3'ü Kazakistan'a. Efendim %1 civarı, %1,5-2 civarı Krasnodar'a. %1-2 civarı da Ukrayna'nın Herson bölgesi ve Kırgızistan'a sürgün ediliyorlar. Şimdi yeni çıkan bir hatırat, Cengiz Aytmatov'un hatıratından biliyoruz Kırım Türklerinin geldiğini. Bir hafta öncesinde diyor, Taşkent'te ve Semerkant'ta propaganda başladı. Efendim vatan hainleri, Almanlarla işbirliği yapanlar geliyor, trenlerle getiriliyor. Hepimiz tren istasyonlarında, Semerkant'ta ve Taşkent'te elimizde sopalar ve taşlarla bu vatan hainlerini bekliyorduk. Vagonların kapakları açıldığında perişan halde ihtiyarlar, ölmüş çocuklarını kucağında tutanlar perişan vaziyette indiler. Ve bunların tamamı Müslümandı ve tamamı Türkçe konuşuyordu.
biz onları taşlamaya gelmiştik. Fakat kurtarabildiklerimizi evlerimizi aldı. Sadece diyor bu yazar, Özbek yazar, benim evimde ilk bir ay içerisinde 35 Kırım Tatar çocuğunu gömdük. Sürgün sonrasında nüfusun çok büyük bir kısmı da, rakamlar var biraz önceki slaytlarda gösterdim. Sürgün edilen 238.500 Kırım Türkünün %86.4'ü kadın ve çocuktu. Ve 1,5 yıl sonra hastalık, siyasi zulüm ve moral işkenceleri neticesinde %50 civarı da çeşitli eyaletlerde öldü. Ha, bu arada sürgün bölgelerinde şu var. Sürgün edildiğiniz bölgeyi terk edemezsiniz. 3 kilometre bir coğrafya var. Bu 3 kilometrenin dışına çıktığınız takdirde sorgusuz, sualsiz, mahkemesiz vurulursunuz. Bir kadın bir kampta, çocuğu bir başka kampta. 10 yıl, 15 yıl boyunca çocuk anneden, anne çocuktan haber almadan geçen yıllar sürgün bölgelerinde. Yani sürgünle kalmıyor, sürgün sonrasında siyasi baskı devam ediyor. O trenin geçtiği güzergah bizim şehitlerimizle dolu. Bakın bu fotoğraflar Kırım'ın işgal senesinde benim kameramdan çıkma fotoğraflar. Avdet, Dönüş diye bir film çekiliyor. Türkiye'de de vizyona girdi bu film. Bu filmin çekilmesi için bölgeden Kırım Türklerinden figüranlar davet edildi. Ücretsiz figüranlar. Bakın insanların yüzlerindeki ifade şimdi başta buydu. Sonrasında tren vagonlarına yaklaştıklarında insanların yüzlerindeki ifadeler bir anda değişmeye başladı. İstasyona geldiklerinde bakın çocukların ne olduğunu farkında değil ama yaşlıların yüzüne bakın. Bu bir rol değil. Ve felaketi ben kulaklarımla duydum. O filmin çekimi esnasında ne zaman kapaklar kapandı, bu kapakların arkasından duyduğunuz feryat rol olması mümkün olmayan bir feryattı. Çünkü bu sürgün edilen ihtiyarların o 1944'teki travmaları, 1944'ten kalan o travma depreşti. İçeriden öyle bir feryat geliyordu ki tarifi imkansız, hala kulaklarımdan silemedim. Evet, sürgün. Anlattığım Semerkant'a, Taşkent'e, Kırgızistan işlerine, bugünkü Tacikistan sınırlarına vesaire. Getirildikleri yer öyle dört dörtlük yerler değil. Getirilip bırakılıyorlar. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Anlattığım gibi 3 kilometre dışına çıkmak mümkün değil. İlerleyen yıllarda Kırım Türkleri burada kendi okullarını oluşturmaya, kendi ekonomilerini oluşturmayı, kendi tarımlarını yapmaya ve kendi kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. O çölün içerisindeki coğrafyalar yeşeriyor, canlanıyor ve yeniden vatan mücadelesi. Bakın, vatan mücadelesinin başladığı yıl 1970'ler. 1970'lere geldiğimizde ilk defa Taşkent olayları başlıyor. Taşkent'te Kırım Tatarları siyasi olarak değil, Kırım'a dönmek için ayaklanıyorlar. Bakın Musa Mahmut diye bir beyefendi. Musa Mahmut her seferinde kaçarak Kırım'a gidiyor. Her seferinde yakalanıp iade ediliyor. Ve en sonunda ben bir daha sürgün edileceksem vatanımda ölmeyi tercih ederim diyerek üzerine benzin dökerek kendini yakıyor. Bir canlı meşale oluyor Musa Mahmut 1978'de. Bakın bu 70'li yıllardaki olaylarda bir gencecik çocuk var ortada. O 6 aylık bebek Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu. Ve kendi naklediyor. Ben tarih okumaya kalktım Taşkent'te. Efendim sen Kırım Tatarısın. Sen isyancı halksın.
sen tarih okuyamazsın. İlahiyat okumaya kalktım. Buna da müsaade etmediler. Burjuva kültürünü söyleyemezsin ve askere aldılar beni. Askere alındığımda diyor, ben hani sakıncalı halktım, hani tarih okuyamazdım, hani burjuva kültürünü okuyamazdım, benim elime nasıl silah veriyorsunuz diye bir sinir itaatsizlik başlatıyor. Silah almayı reddedin. Kızılca kıyamet kopuyor aslında. Mustafa Cemiloğlu'nun tanınmaya başlaması bu askere alınmasıyla beraber. Ve arkasından devam eden silsilede 1970'li yıllarda başlattığı büyük açlık grevi de Mustafa Cemiloğlu'nu Mustafa Cemiloğlu yapan, bütün dünyaya ve bütün Türkiye'ye tanıtan önemli kavram. Bakın, Türkiye'de Kırımoğlu'na hürriyet kampanyaları sürdü. Dış Türklerin mücadelesinin sembolüydü Kırımoğlu. Kırımoğlu'nun hapiste vefat ettiği haberi çıktı. Türkiye'de çeşitli gazete ve dergilerde Kırımoğlu'nun vefat haberi yayınlandı. Yaşasın Dünya Türklüğü'nün bağımsızlık mücadelesi şeklinde sembolize edildi. Mustafa Cemiloğlu'nun vefat ettiği haberi üzerine gıyabi cenaze namazları kılındı. Türk milliyetçileri sokağa döküldü ve Türkiye'de Mustafa Cemiloğlu'na büyük bir destek olduğu görüldüğünde iş başka boyuta döndü. Şimdi Mustafa Cemiloğlu naklediyor. Ölsün diye bana bakan adamlar bu açlık grevinde birden tavırları değişti diyor. Efendim, zorla mideme hortum salarak şekerli su vermeye başladılar. Koluma serum takmaya başladılar. Ölsün diye uğraşanlar nedense beni yaşatmak gayreti içerisindelerdi. Ve biraz kendime geldiğimde sorguya alındım. Sorguda sen Alparslan Türkeş'i nereden tanıyorsun diye soruldu bana. Şimdi Türk milliyetçileri sokağa dökülmüştü ve Mustafa Cemiloğlu artık bir sembol ismi haline gelmişti. Tanımıyorum demiş. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Fakat Pravda'da bunun bir antikomünist, bir Sovyet düşmanı olduğunu okumuştum. Demek ki kötü bir adam değildir dedim diyor. Yeniden hapse atıldım. Mustafa Cemiloğlu'nun açlık grevleri ve Mustafa Cemiloğlu'nun başlattığı hareket gerek Türkiye'de gerekse dünyada büyük yankı uyandırdı. Meşhur Solzhenitsinler, Gronikolar, Mustafa Cemiloğlu'nun gerek açlık grevinde gerekse sonrasındaki siyasi mücadelesinde Mustafa Cemiloğlu'na destek vermeye başladılar. Sovyetler Birliği'nin özgürlük savaşçıları diye adlandırmak mümkün. Solzhenitsin, Gronikov, sonra dilimin ucunda meşhur astronot da katıldı bu gruba. Ki Harvard Üniversitesi'nde benzer şeyler oldu. Andrei Gronikov, Piotr Gronikov, Amerika'da çıkan dergilerde anlatmaya başladı. Yıl geldi 1987'ye. Sayın Başkanım, çok uzatıyor muyum? Topluyorum artık. Sevgili hocam, çok güzel bir akış var. Ben onu bozmak istemedim. Hakikaten. Yani kaç dakikada tamamlarsınız? Hocam 87'yi başlatacağım, bugüne geleceğim. Tamam, yaklaştık demektir. Siz bu harika sunumunuzu tamamladıktan sonra benim sorularım var ama öncelikle kıymetli Hazırun'dan soru bekleyeceğim. Teşekkür ederiz. Yani büyük bir heyecanla ben de bu anlattığınız coğrafyada uzun yıllar çalışmış, TİK adına çalışmış bir memur olarak bulundum. Bu hikayeleri yakından takip ettim. Yani Kırım'dan Taşkent'e uzanan coğrafyada anlattıklarınız çok önemli. Buyurun efendim. Yıl 87. Kırım Tatarları Moskova'ya bir mektup yazıyorlar. Diyorlar ki bizim vatanımıza dönmemize müsaade edin, yoksa biz Moskova'ya geleceğiz. Her zaman olduğu gibi Moskova ciddiye almıyor. Ve aslında Moskova'da kırılmanın başladığı nokta Gorbaçov'la beraber. Ve Kırım Tatarları Moskova sokaklarını dolduruyorlar.
Akşam toplanıyorlar yakalananlar, yakalananlar hapsediliyorlar. Bir bakıyorlar sabah daha büyük bir kalabalık. Çocuklar, kadınlar istedikleri tek şey vatana, Kırım'a dönmek için müsaade. Aslında 1987 yılı Moskova gösterileri Sovyetler Birliği'nin bittiğinin en büyük göstergesi, en büyük çatlama. Önce Kırım Tatarlarının Moskova'daki gösterileri oluyor. Arkasından Azerbaycan'da ancak üzerlerine tankları yürüterek Sovyetler Birliği'nin durduğu gösteriler başlıyor. Arkasından Kazakistan'da bugünkü Sultan Nazarbayev'i de hazırlayan Jeltoksan hareketleri başlıyor. Üç ciddi kırılma. Moskova gösterileri, Bakü gösterileri ve arkasından Jeltoksan hareketi diye Türk dünyası yeniden canlanmaya başlıyor. Kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla. Ve Kırım'a yeniden dönmeyle ilgili bir kararname imzalanıyor Politbüro tarafından. Kırım Türkleri Kırım'a dönebilir. Bu kadar. Hangi şartlarda dönecek? Ne şekilde dönecek? Ne şartlarda yaşayacak? Nerede oturacak? Hiçbir şey yok. Sadece Kırım Türkleri Kırım'a dönebilir. Kendi imkanlarıyla diyor özetle. Şimdi 1989 yılında Sovyetler Birliği yıkılmadan önce yaptırdığı bir nüfus sayımı var. Bu nüfus sayımı bende o yıllarda elime geçmişti. Sağ olsun Toğrul İsmail Hocam, Profesör Doktor Toğrul İsmail Hocam bana tercüme etmişti bu şeyi. Buradan ana dili diye bir kırılım var bu istatistikte. Bu ana dili kırılımı tahmini olarak hangi coğrafyalarda ne kadar Kırım Tatarı yaşadığını bize göstermeye muktedir bir istatistik. Ve dönüş başlıyor. Nasıl bir dönüş? Bakın, iyi şartlarda analarının, babalarının, dedelerinin evlerini bulabilenler bu şartlarda buluyorlar. Bulamayanlar çadır kentler diye adlandırdığımız kendi bölgelerinde gecekondu bir yapılaşmaya gidiyorlar. Tamamen kendi imkanlarıyla. Bakın bu fotoğrafların çoğu 1990'lı yıllarda benim kameramdan çıkma fotoğraflardır veyahut da değerli ağabeyim Kemal Çapraz'ın, rahmetli Kemal Çapraz'ın kamerasından çıkma fotoğraflarıdır. Bakın bir metrekare evler ve ilginç tarafı Kırım'ın işgalinde olduğu gibi ne ödüğü belirsiz bir takım adamlar, öz savunma birlikleri, milisler, hiçbir üzerlerinde işaret olmayan adamlar tarafından defalarca taarruza uğruyor buralar. Bakın bu fotoğraf 1991 Mart'ına ait bir fotoğraf. Bu fotoğrafta dalgalanan bayrak bir renkli slide'la, Kemal Çapraz'ın bana verdiği bir renkli slide'a çekilmiş bir bayraktır. Buranın altı bir çadırken ve gittiğimizde Mart ayı ve çadırkentte durum bu mimanda. Yani bir çadır yok, bir kent yok. Toprak kazılmış. Toprağın içerisinde naylonlar gerilerek insanlar yaşıyor. Yanımızda Türkiye'den giden bir heyet var ve hanımefendiler de var Türkiye'den gidenlerden. Bir hanımefendi o çamurun içerisine kazılmış toprakta anlatıyor. İşte ben Taşkent'te profesördüm. Kırım'a dönme izni çıktıktan sonra işte emekli ikramiyemi aldım ve Kırım'a döndüm. Ve bıcık bıcık toprağın içerisindeyiz Mart ayı. Üşüyoruz. Yanımızdaki hoca hanımlardan bir tanesi, Türkiye'den giden hoca hanımlardan bir tanesi dedi ki, efendim üşümüyor musunuz? Döndü bu profesör hanımefendi. Ben hala bu hocamla görüşmeye devam ediyorum Kırım'a gittikçe. Kızım dedi, vatan toprağı ısıtır. Vatan toprağı ısıtır. Ve biraz önce anlattığım gibi bu mücadele şu birer metrekarelik küçük evleri yaparak, biraz önce anlattığım Musa Mahmut
misali, ancak kendimizi yakarız mücadelesiyle ve zaman zaman uğradıkları baskınları bölgelerinde protesto etmeyle yürüyen bir yapı. Sürekli baskı ve baskın var. Bu şartlarda bile 1991 yılının Haziran'ında ne kadar demokratik bir toplum olduğu ortada, Haziran'ında yeniden bir kurultay toplanıyor Kırım'da. Ve bu kurultay Kırım Tatar Milli Meclisi'ni seçiyor ve Kırım Tatar Milli Meclisi liderliğine de Mustafa Akgücemil Kırımoğlu 1991'de seçiliyor. Bu kurultay dualarla başlıyor. Ben de bu kurultayın azalarından bir tanesiyim. Ve arkasından milli devleti kurarak devam ediyor. Bakın, bu fotoğraftaki benim. Yıl 1991 Mart. Yanımdaki hanımefendi Safiye Nezetli hanımefendi. Ben hiçbir zaman anmaktan vazgeçmiyorum Safiye Nezetli hanımefendiyi. Döndü Safiye Nezetli hanımefendi. 1918 doğumlu. 2002 yılında öz vatanında Kırım'da vefat etti Yalvaçlı Safiye Hanım. Bakın, Kırım'a döndüğünde Parkinson hastasıydı. Ne eli tutuyordu ne ayakta durabiliyordu, fakat Kırım'a döndü o azimle. Kurultay'ın seçtiği başkan Mustafa Akgücemil Kırımoğlu, yıl 1991. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kurulduğu yıl diyelim. Bakın, burası Bahçesaray, Han Sarayı. Fotoğrafa dikkat edin, çok ilginç bir kare var. Bakın, yukarıya doğru bir ay yıldızlı bayrak gidiyor. Ve o ay yıldızlı bayrağın gittiği kısmı, merdiveni birileri kapatmış vaziyette. Çünkü o ay yıldızlı bayrak, onlardan bir tanesi de benim. O ay yıldızlı bayrak yıllardır, yaklaşık 150 yıldır kapalı duran minareye doğru gidiyor. Ve Kırım'da bir ezan okunacak ilk defa Bahçesaray'da, Han Mescidi'nde. Ve nasıl oldu bilmiyorum. Dakikalar içerisinde etraftan gelen seccadelerle tamamen hesapsız ve plansız olmasına rağmen insanlar ezanı duymayla beraber aktılar. Rahmetli Nevzat Yalçıntaş Hoca bizimle beraberdi. Nevzat Hoca'nın kulağına eğildim. Bakın, yanındaki beyefendi Kemal Özbilen Bey, bu ezanı okuyan bizim Türk Diyanetinin personelidir. Nevzat Hocam'la beraber gelmişti o gün. Nevzat Yalçıntaş Hocam. Hocam dedik, ezanı okuduk. Vakit değil. Namaz kılacağız. Vakit değil. Ne yapacağız? Oğlum dedi, şükür namazı kılacağız. Şükür. Bundan öte bir şükür olur mu? Ve bir şükür namazına duruldu dakikalar içerisinde. Artık devlet olmanın, yeniden devlet olmanın işaretleriydi bunlar. Bakın, anlattığım heyet bu. 1991 Mart'ında Kırım'a giden heyet. Nadir Devlet Hoca'yı görmek mümkün. Burada Mustafa Kafalı Hoca'yı görmek mümkün. Sevinç Çokum hanımefendiyi görmek mümkün. Ahmet Bilgen Ercilasun Hoca'yı görmek lazım. Görmek mümkün. Türk Dil Kurumu Başkanı Şükrü Hoca'yı görmek mümkün. Efendim, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı görmek mümkün. Mümkün ha mümkün. O kadar çok aydın var ki bu heyetin içerisinde. Evet, şartlar. 2000'li yıllara gelindiğinde bu mimanda. Ve 2'de 1'de öz mukavemet birlikleri dediğimiz, bakın üzerlerinde hiçbir askeri birliğe ait işaret olmayan adamlar sürekli müdahale halde. Ve Kırım Türkleri mücadelelerini sürdürüyor. Bakın, bu aynı hanımefendi, sürgün edilen hanımefendilerden bir tanesiydi. Rus gözaltısında, işgalden sonra Rus gözaltısında öldü bu hanımefendi ki 1994 yılında gene bir taarruza uğramış vaziyette. Ve Türkiye'de kampanyalar başladı. Rahmetli Kemal Çapraz'ın başlattığı evimizi geri verin kampanyasıyla, Türkiye'den toplanan yardımlarla bir şekilde Kırım Türkleri var edilmeye çalışıldı ki Cengiz Dağcı bunu uzun uzun naklediyor. Yansıların 4'ünde 5'inde. Şimdi nüfusa baktığımız zaman bu periyotta 2000'li yıllara işgale doğru gelindiğinde Kırım'daki nüfusun neredeyse yarısından çoğunun %60'lar civarında Rus olduğunu, ancak %8-%9 civarında Kırım Tatarı olduğunu, geri kalanlarında
Ukraynalı olduğunu, %30'lar civarında da Ukraynalı olduğunu görüyoruz. Nüfus, yoğun nüfus olarak Rus. Ve bu esnada Ukrayna'da Rusya yanlısı bir cumhurbaşkanı seçiliyor. Ve Kırım Türklerine hakaretvari bir tabirde bulunuyor. Bir avuç adamsınız gibilerinden. Ve Kırım Türkleri Ukrayna'ya karşı meydanlara dökülüyorlar. Sokaklara dökülüyorlar. Ve arkasından Ukrayna'da bir turuncu devrim olacak ki bu 2013 yılı için bu turuncu devrim hazırlanıyor. Kırım Türklerine yapılan Ukrayna'nın devrilen cumhurbaşkanını protesto amacıyla Ak Mescid'de, İstanbul'da ve dünyanın birçok yerinde, Kazan'da, Lahey'de, Brüksel'de, Paris'te gösteriler yapılıyor. Ve Ukrayna'da bir turuncu devrimle beraber Ukrayna kendi cumhurbaşkanını seçiyor. Bakın slaytlara ne diye başlamıştım? Kiev yandı. Euromaidan. Ve Kiev yandı. Euromaidan yandı. Aynı fotoğraf tecelli ediyor. Ve Kırım Türkleri Ukrayna'da demokrasi hareketiyle beraber her aşamada. Peki. Kiev kurtuldu bu yangından sonra ama Kırım'da ne oldu? Kırım'da bir parlamento var. Bir Kırım parlamentosu var. İçeride bir Kırım Tatarı yok bu parlamentonun. Ve Rus ağırlıklı bir parlamento. Bu parlamento bir oylama yapacağız biz diyor. Ve bu oylamada Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasını oylayacağız. Kırım Türkleri parlamentonun önünde etten bir duvar oluşturuyorlar o gün. Ve biz de Türkiye'de bunu protesto etmek için toplantılar yapmaya hazırlanıyoruz. Ki ben İsmail Gaspıralı'yı anlatmak için ertesi sabah Edirne'ye gideceğim. Gece haber geliyor, parlamento toplanamıyor, salona giremiyor. Fakat bundan sonraki faaliyetlere hazır olun bilgisi geliyor Kırım'dan. Ertesi sabah biz saat 6 civarı Edirne'ye doğru hareket ettiğimizde ilk fotoğraflar düşmeye başladı önümüze. Parlamentonun önünde, bakın üzerlerinde hiçbir bayrak, hiçbir kokart, hiçbir rütbe, hiçbir belge yok. Fakat ağır silahlı adamlar. Burası Ak Mescid Havaalanı, Simferopol Havaalanı. Yüzleri kapalı, modern silahlarla donatılmış. Fakat üzerlerinde hiçbir birlik işareti olmayan adamlar. Parlamentoyu işgal ediyorlar. Havaalanını işgal ediyorlar. Ve sokaklarda bir anda zırhlı personel taşıyıcıları ve tanklar yürümeye başlıyor. Ve arkasından halk Rus bayrakları dalgalandırmaya başlıyor. Biz Edirne'ye doğru yürürken Sivastopol'dan ki Rusların en önemli askeri üssü bugün Kırım içinde ve Karadeniz içinde çok önemli bir üs. Sivastopol'dan ağır tankların hareket ettiği ve bu ağır tankların özellikle üzerine konulan metal plakalarla herhangi bir konvansiyonel taarruza karşı güçlendirdikleri bilgileri geliyor. Ve Ak Mescid sokaklarında hala uzaylılar, yeşil yaratıklar geziyor. Ne olduğu belli olmayan yeşil yaratıklar. Fakat biraz önce gösterdiğim gibi Rus birlikleri de bu yeşil yaratıklara katılmak üzere gelmeye başlıyor. Diyorlar ki bu esnada hiç bir ölüm veya yaralama olmadı. Ajanslara düşen, direkt kendi ajanslarına düşen fotoğraflar bunlar. Bu fotoğraflarda ölüm ve yaralanma olmadığını görüyoruz zaten çok net bir şekilde. Ukrayna ordusu büyük bir direniş içerisinde kendilerini kışlalarına hapsetmiş vaziyette bekliyor. Ve Sivastopol'daki birliklerin Simferopol'e, Ak Mescid'e ulaşmasıyla beraber Rus bayrakları çıkıyor ve arkasından yapılan bir sahte referandumla
Kırım'ı Rusya'ya katma kararı alınıyor tamamen hukuksuz bir referandumda. Evet, Kırım Türkleri dünyanın her tarafında protestoya geçiyor. Fakat bizim basınımıza yansıyan bu Kırım'ın işgaliyle ilgili efendim İstanbul'da Ukraynalılar protesto yaptı, Ukraynalı hanımlar protesto yaptı şeklinde. Bakın Mustafa Cemiloğlu Kırım'a dönüyor. Askeri hazırlığa bir bakın. Görüyor musunuz MiG-28'ler, zırhlı personel araçları, keskin nişancı OMON'lar, bir ordu beklemiyorlar sınırdan. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a girişini engellemek için alınmış bütün tertibat. Ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu vatanına dönemiyor ve Kiev'e dönüyor. Türk basınında tek manşet. Ruslar beni vatanıma sokmuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kırım Türklerinin liderleriyle görüşüyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle hiçbir zaman Kırım Türklerinin yalnız olmadığını, Kırım Türklerinin mücadelesinin devam edeceğini söylüyor. Kırım Tatar Milli Meclisi, bu hanımefendi, bu bir savcı, melek yüzlü şeytan, Kırım Tatar Milli Meclisi basılıyor. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin bütün dokümanına el konuluyor. Kırım Tatar okulları kapatılıyor. Kırım Tatar gençleri ve çocukları kaybediliyor. Kırımoğlu'na bir tutuklama kararı çıkartılıyor. Hilmi Ömerov, Rıfat Çubarov, efendim Ahdem Çiğgöz için tutuklama kararları çıkartılıyor. Fakat Mustafa Cemiloğlu Kırım'a dönemediği için Kiev'de gerek Hilmi Ömer, gerekse Ahdem Çiğgöz Kırım'da tutuklanıyor. Kırım'da birer ikişer çocuklar kaybolmaya başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın net ifadesi ve her yerde bunu ifade ediyor. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ve en sonunda geçtiğimiz hafta efendim Rusya'dan tatsız bir haber geldi. Bizim ayrılıkçılarımızı desteklerseniz biz de sizin ayrılıkçılarınızı destekleriz şeklinde. Yani kendince ultimatum veriyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Kırım Türklüğünün ve Kırım mücadelesinin her zaman yanında ve arkasında, Allah razı olsun. Evet, Ahdem Çiğgöz, İlmi Ömer hapis demiştim. Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, ben bu fotoğrafla paylaşıyorum bunu, Ahdem Çiğgöz ve Hilmi Ömer Türkiye'ye getiriliyor bir uçakla. Bunlar Kırım Tatar Milli Meclisi'nin başkan yardımcıları. Ve mücadele sürüyor. Şimdi son günlerde çok net bir şekilde gördük. Yok Amerikan donanması Kırım'a girecekmiş. Yok Sovyet donanmasının önemli bir kısmı Kırım'a kaydırılmış. Efendim bir savaş tamtamları, Avrupa Birliği benzer şekilde Kırım Harbi'ne benzer bir şekilde bu savaş tamtamlarına destek veriyor. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi yeniden kamuoyunun önüne yatırılıyor ki Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne göre ancak bölgede toprağı olan ülkeler askeri gemi bulundurabilirler Karadeniz'de vesaire. Şimdi yeniden Kırım ısınıyor, yeniden bir Kırım mücadelesi. Fakat unutmayın ki bu Kırım mücadelesinde, bu ısınan yapıda Kırım Türklerinin hakları var ve Kırım Türklerinin yıllar süren bir özgürlük hareketi var ve bu Kırım Türkleri buranın asıl halkı. Bin küsür yıllık burada yaşayan halk 1944 sürgününe kadar. Ben bu kadar diyeyim. Ben soruları size bırakayım. Değerli hocam, bölmediniz. Bundan sonra ben olabildiğince soru cevap şeklinde gitmek istiyorum efendim. Sevgili hocam, ağzınıza sağlık. Çok güzel ifade ettiniz. Akışınızı bozmak istemedim. Harika bir sunum oldu. Tabii ki bu meselenin nereden başlayıp nereye geldiğini anlama noktasında bize en doğru bilgileri sundunuz.
Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet, Kırım Türkleri dayanacaksın, ölmeyeceksin, var olacaksın mücadelesini hala bütün olumsuz şartlara rağmen sürdürüyor. Dileğimiz ve temennimiz odur ki Kırım topraklarında, kendi ana vatanlarında Kırım Türklerinin özgürce, dostça, bütün komşu ülkeleriyle, komşu halklarla kendi bayrağını özgürce dalgalandığı günler yakında olsun ve bu gerçekleşsin. Şimdi sevgili dostlar, sorularınız varsa sorularınızı sevgili hocamıza yöneltebiliriz. Ben sevgili hocam sondan başlamak istiyorum. Diğer arkadaşlarımız sorularını yöneltene kadar. Ukrayna Rusya'nın bu son işgalinde neden pasif durumda kaldı? Yani Kırım politikası neydi Ukrayna'nın? Değerli hocam, Ukrayna Kırım'ı kendi coğrafyası olarak gördü ve özellikle şey yapmadım, nakletmedim. Yapı itibariyle Ukrayna aslında Kırım'da özellikle Sivastopol ve belli bölgelerde bir nüfus ağırlığı olmadığı için birincisi. İkincisi bu bölgelerde çok ciddi bir politika gütmeme yoluna gitti. Özellikle Kırım Türklerini çok fazla bu Euromaidan hareketine kadar ve işgale kadar desteklemedi. Sadece uzaktan seyretti. Çok da fazla imkan verdiği söylenemez. Kırım Türkleri bu varoluş mücadelesini tamamen kendi imkanlarıyla yaptı bu devirde. Ve nüfusun çoğunluğu ve eğitim sisteminin Rusya olması, birçok yerde çift bayrak dalgalanırız. Siz Kırım'da bulundunuz ve gördüğünüz evet, birçok evet. Şehirde hem Rusya bayrağı dalgalanırdı hem Ukrayna bayrağı dalgalanırdı. Ne zaman ki Rusya bölgede hakimiyet unsurlarını göstermeye başladı, o zaman Ukrayna Kırım Türklerine sahip çıkar gibi görünmeye başladı. Yoksa bir Kırım Türklerine ait Ukrayna'nın kesinlikle bir şeyi yoktu. Pozitif yaklaşımı yoktu. Sadece nötr, efendim, seyretmekle, ki bizim tamamen sistematik olarak Kırım Türkleri gerek demokratik gerek insan hakları babında yürüdüğünden de hiçbir ağır tepki vermeye ihtiyaç olmamasından dolayı ağır tepki verilemeden sürdü bu. Fakat ben şöyle söyleyeyim, beni 1994'te Ukrayna sınır dışı etti. Bakın, Ukrayna polisi sınır dışı etti. 10 yıl ben Ukrayna devleti tarafından Kırım'a sokulmadım. 1994'ten 2004'e kadar. Şimdi burada Ukrayna'nın tavrı da çok yapıcı bir tavır değil. Şimdi bir bakacak olursak, askeri olarak Ukrayna'nın bir şey yapabilmesi çok mümkün değil. Çünkü ne aktif ordu, ne paramiliterler itibariyle mukayese götürmeyecek kadar Ukrayna zayıf. Ukrayna ne zaman bu nükleer silahlarda indirim yapan anlaşmayı imzaladı ve nükleer silahlarını Rusya'ya verdi. Rusya'dan belli bir miktarda konvansiyonel silah almak karşılığında. O zaman aslında şeyi kaybetti. Masada oyunu kaybetti. Rusya bütün masadaki pulları topladı kalktı. Ukrayna'nın elinde hiçbir şey kalmadı. Bir nükleer silah kalmadığı an ekranda gördüğünüz konvansiyonel güçle mücadele edebilmesi mümkün değildi. Bir. İkincisi, nüfus yoğunluğu hiçbir zaman yoktu. %60'lara yakın bölgede Rus yaşamaktaydı. Tek sıkıntı, Rusya'nın sadece Kerç üzerinden bir geçişi vardı. Kerç üzerinden bir geçişi vardı. Fakat bölgede gerek Kerç üzerinde, gerekse Sivastopol'daki askeri üsleri itibariyle Ukrayna'dan çok daha bölgeye hakimdi. Ve artık Rusya ya hava yoluyla Kırım'a girişe müsaade ediyor, veya Kerç üzerinden bir köprü açıldı. Bu köprü üzerinden geçişe müsaade ediliyor. Ukrayna'da bunun karşılığında Kırım Türklerine diyor ki, siz üst tarafta özellikle bizim Kırım Türklerinin sürgün edildiği bir bölge var burada. Ukrayna içerisinde çok az bir miktarda Kırım Türkünün sürgün edildiği bir bölge var. Bu bölgede biz sizi yerleştirelim, bu bölgede mücadeleye devam edin diyor. Yani Ukrayna'nın bir direnme şansı yoktu da, direnmeye niyeti de yoktu aslında. Evet. Sevgili hocam, buradaki
Nüfusun %60'ı Rus dediniz. Buradaki demografik çeşitliliği anlatabilir misiniz? Hay hay hocam. Kısaca sonra da Latif Bey'in sorusu var. Sonra en son, Latif Bey de söz. En son şeylerin, Rusların yaptığı nüfus sayımlarıyla benim slaytlarımın arasında vardı. 2010 nüfus, pardon, Ukrayna'nın yaptığı nüfus sayımı, düzeltiyorum cümleyi. 2010 yılı nüfus sayımı 1.954.000 kişi Kırım Yarımadası'nda yaşıyor ki bunların %58,38'i Ruslar. %24,32'si Ukraynalılar. %12,1'i Kırım Tatarları, %1,4'ü Beyaz Ruslar, %5,4'ü diğer Tatarlar, Kazan Tatarları, Sibir Tatarları, efendim yine %4 civarında Ermeni'nin ve %2 civarında Yahudi'nin yaşadığı biliniyor bu 2010 nüfus sayımına göre ki çok az sayılarda %1'ler vesaire civarında da işte Polonyalılar, Moldovalılar, Azeriler, Özbekler, Koreliler, Yunanlılar, Karadeniz Almanları. Ha bak, bakın bu çok önemli bir kavram. 2010 sayısından bahsediyorum. Volga Almanları meşhurdur. Volga Almanları da Kırım'da bulunuyorlardı. Onlar da 1944'te sürgün edildiler ve 1987 sonrasında Volga Almanlarından da dönenler oldu. Almanlar da bu Volga Almanlarından dolayı Kırım'ı bir bakıma kendi tarihi vatanları sayıyorlar ilginç bir şekilde. Rusların yaklaşımı ise burada efendim ta eski Yunan şehir devletlerine bağlama. Bakın Kırım'daki Türkçe isimleri olan birçok yer Yunanca isimleriyle. Mesela Kefe Feodosia olmuş. Efendim Kezle başka bir şey. Bakın Akmesit Simferopol olmuş. Akyar, Türkçe Akyar Sivastopol olmuş gibi isimleri ya Rusya'dan ya eski Yunanca'dan vermeye çalışıyorlar. Fakat burada bir Yunan nüfus veya Yunan kolonisi bin yıllardır zaten mevcut değil. Evet. Coğrafyayı isimler yoluyla değiştirmek istiyorlar. Latif Beyciğim buyurunuz. Bu sayılar iyi oldu hocam. Açıkçası 20. yüzyılın başında hiç nüfus sayımı yapıldı mı Kırım'da? O sırada şey neydi acaba? Hemen paylaşayım efendim. O nüfus sayımını paylaşmıştım ben. En son sayılarla o slaytlara hızlıca geri döneyim efendim. Bir de Kırım dışındaki diasporanın şey nedir acaba? Büyüklüğü nedir acaba? En büyük ağırlık Türkiye'de efendim. Türkiye'de bir komşumuz yoktur ki Kırım Tatarı olmasın. Her tarafta Kırım Tatarı'na rastlarsınız. Eskişehir'de, İstanbul'da, Ankara'da vesaire. Yani Türkiye'de 5 milyon civarında Kırım kökenli kişinin olduğu tahmin ediliyor. Eğer şeyi yürütecek olursanız Osmanlı'nın Kırım'dan Türkiye'ye gelen göçleri, nüfusları yürütecek olursanız. Lakin gene aynı şekilde Almanya'da, Amerika'da, Özbekistan'da, Tataristan'da birçok yerde Kırım Tatar diasporası yaşamaya devam ediyor. Özellikle sürgün edilen bölgelerden neredeyse Kırım Türklerinin yarısı daha Kırım'a dönmeyi başaramamıştı işgal esnasında. Kayıt var mı acaba? Hiçbir imkan yok hemen. Hangi imkanlarla geleceksiniz? Profesör hanımefendi anlattım. Emekli oldum diyor. Daha gencecik yaşımda. 40-50'li yaşlarımda emekli oldum ki emekli ikramiyemle vatana dönebileyim. Bunların arasında çok yaşlılar, dönemeyecek imkanda olanlar var. Dönebilenler çok cansiparane bir mücadeleyle dönmüş vaziyette. Dönüyorsunuz, iş yok, ev yok, hiçbir imkan yok. Ki bu 1991'den yani Ukrayna Devleti'nin kuruluşundan, Sovyetler Birliği'nin yıkılışından İşgale kadar getirdiğimiz takdirde yapıyı 2014 yılına, 2015 yılına işgale kadar getirdiğimizde bu dönemde dönebilen Kırım Türkleri ancak Kırım Türklerinin
Eski Sovyetler Birliği'ndeki nüfusların yarısı kadar olabildi Kırım'a. 20. yüzyıl başına ait iki sayım. 1914 ve 1922 sayımları. Burada şehir şehir, rakam rakam Kırım Türklerinin buralardaki nüfusunu görmek mümkün. Oran belli mi? Belli. 1917 sayımında 594.592 Kırım Türkü. Ne kadar yüzde kaçıdır? %21'i kayıp oldu. Biz 1918'de milli devletimizi kurduğumuzda, Numan Çelebi Cihanlar milli devleti kurduğunda %12 civarı olduğunu biliyoruz. Bu rakamı. 1918'de evet. 1918'deki rakamlara ulaştım. Kırım'ın nüfusu 517 bin civarıydı. Bunu %66,6 Rus, bu Çarlık kayıtları, %18,65'i Müslüman, yani %18 civarında Kırım Müslüman. Türkü ve diğer Müslüman unsurlar. Büyük Ruslar diyor, %6,1 Belaruslar bunlar. %8,54'te Ukraynalılar 1918'deki nüfus sayımı Çarlık Rusya'sına. Teşekkür ederim. Evet, başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Peki sevgili hocam, şu anda Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi üzerine Batı kamuoyunda büyük bir tepki oldu. Bu tepki daha çok diplomatik olarak kendisini gösterdi. Gerek Almanya'dan gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nden bu tepki yükseldi. Şu anda Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın Kırım'ın ilhakı karşısındaki pozisyonu nedir? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Birleşmiş Milletler'de çok ciddi çalışmalar var. Fakat Birleşmiş Milletler'de unutmayın ki veto hakkı olan Rusya var. Yani 5 kurucu ülkeden bir tanesi olmakla beraber ne getirirseniz getirin Birleşmiş Milletler'in önüne Rusya veto hakkını kullanıyor ve Birleşmiş Milletler'in önünden kaldırıyor Kırım'la ilgili hadiseleri. Benzer şekilde defalarca kere gidildi. Avrupa Birliği'nde Kırım'la ilgili işgali kabul etmiyoruz diyor. Şu anda süregelen bir ambargo var Rusya'ya. Fakat ilginç bir şekilde bizim Türk gemileri bu ambargoyu deliyor. Ve Avrupa Birliği'nden defalarca kere Türk gemilerinin, Türk denizcilik firmalarının ceza aldığını vesaireyi biliyoruz bununla ilgili. Bir ambargo var. Biz uzunca bir zaman Rusya'nın bu ambargoya direnemeyeceğini düşünmüştük ekonomik olarak. Fakat Rusya bu ambargoya direndi. Son 6 yılda çok fazla bir şey değişmedi Rusya için. Ve Rusya bölgede birazcık geri adım atmak yerine daha şahin gibi davranmaya başladı. Şimdi Kırım'ı geçti, Donetsk bölgesinde ki Rusları ayaklandırmaya çalışıyor. Gene Moldova içerisinde belli huzursuzluklar yaratarak Moldova'daki özellikle Türk kökenli Gagavuz Türklerini Moskova'ya bağlanma yanlısı olarak Moldova'ya karşı kullanıyor. Aynı şekilde Romanya'ya karşı bir hareket içerisindeki Avrupa Birliği bu arada ileri karakol olarak Romanya'yı kullanıyor. Gerek Moldova'ya gerek Ukrayna üzerinde. Ukrayna'yı NATO'ya alma çalışmaları sürüyor. Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile müzakereleri sürüyor. Yani Rusya yalnızlaştırılmaya çalışılıyor dünya kamuoyu tarafından. Fakat Rusya yalnızlaşmadı. Rusya aksine şahin politikası. Hatta ben işgalde bir Amerikan televizyonuna yaptığım söyleşide şunu söylemiştim. Rusya tarihine iyi bakın. Rusya yutabileceğinden daha fazlasını ağzına alır. Yutabileceğinden daha fazlasını ağzına alır. Sırtına vurursanız yutamadığını çıkarır. Bakın çok arsızca bir tabir kullanıyorum. Yutamayacağından fazlasını çıkarır. Eğer siz bunu çiğneyecek fırsat verirseniz o zaman ağzına daha büyük bir parçayı alacaktır. Unutmayın demiştim. Şu anda yaşanan bu. Yani sırtına vurup ağzındaki Kırım'ı çıkarabilseydik biz işgalde 6 yıl önce, yani bütün dünya sert bir vuruşla vurabilseydi sadece Sivastopol, Kerç, belli askeri ve stratejik bölgeleri tutarak Kırım'ın gerisini bırakacaktı bana göre Rusya. Fakat baktı
güçlü bir tepki gelmiyor. Sırtına vuran yok, ağzındaki lokmayı çıkartmaya kalkan yok. Bu sefer Ukrayna'dan daha fazla parça kopartmaya, Donetsk'i kopartmaya vesaireye, Avrupa içini tehdit etmeye çalıştı ki başka bir konferansımda, Seyit Ali Bey burada mı bilmiyorum, bu meşhur şeyle bunu açıklamıştım ben. Nedir onun adı? Çerçeveleme ile beraber açıklamaya çalışmıştım. Bir taraftan Amerika o İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Rusya'yı gerek Avrupa üzerinden gerekse yukarıda Buz Denizi üzerinden çerçevelemeye çalışırken, Rusya da Avrupa'yı gerek Ukrayna üzerinden gerek Kırım üzerinden hatta son devirde Türkiye üzerinden ve hatta şimdi Akdeniz'e indi. Suriye'de edindiği üsler vesaireyi aldığımızda uçurabildiği uçaklar itibariyle Akdeniz üzerinde bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Amerika'yı ve Avrupa'yı Rusya diğer bir coğrafyadan çerçevelemeye çalışıyor. Bu çerçevelemeye çalışma biraz önce Amerikan televizyonunda yaptığım şeyle aynı şey. Açıklamayla aynı şey. Rus her zaman yutabileceğinden daha fazlasını koparmaya çalışmıştır, ağzına almıştır. Ne zaman sırtına darbe yemiştir, o zaman çıkarmıştır. Gerek Kırım Harbi'nde, gerek Balkan Savaşları'nda, gerek efendim diğer yapılarda, gerek İkinci Dünya Savaşı'nda. Hep bu yaşanmıştır yapı itibariyle. Fakat sırtına yeterince dünya kamuoyu vurmadığı için Kırım'ı maalesef şu anda koparmış gözüküyor. Fakat hala boğazına durmuş vaziyette, hala iyi bir buluşla çıkarılır. İşte burada ne olacak, bir askeri yapıyla mı bu devam edecek ki dünya yeni bir savaşı göze alamaz. Burada çıkacak savaş çok daha büyük bir savaşa götürür. Değerli hocam, sizin benden ziyade branşınız bu. Estağfurullah. Bir şey sorabilir miyim Süleyman? Tabii buyurun lütfen. Kırım'daki Ukraynalılar deporte mi edildiler? Çıkarttılar mı Kırım'dan? Hayır, hayır. Kendileri çok miktarda kendisi kaçan var. Herson bölgesine doğru kaçan. Yani biraz önce gösterdiğim Kırım'ın kuzey bölgesine, çöl bölgesi diye adlandırılır orası bizim için. Bataklıkların olduğu bir bölgedir. O bölgeye, Herson bölgesine çok göçen var. Kiev'e göçen var. Fakat yaşayan Rusya pasaportu alarak yaşamaya devam ediyor. Rusya pasaportu teklif edildi. Ve bu Rusya pasaportunu alıp Ukrayna pasaportundan vazgeçenler Kırım'da yaşamaya devam ediyorlar. Bir deporte edilme yok. Bir de ben çok da iyi bilmiyorum. Kim Ukraynalıdır, kim Rus'tur onu da anlamış değilim. Yani orası da karışık benim için. Şimdi her ikisi de, hocam siz isterseniz söyleyin bunu. Sizin daha branşınız, isterseniz ben de tarif ederim. Buyurun buyurun, siz tarif edin. Ben her zaman fırsat bulup konuşuyorum. Siz gayet güzel anlatıyorsunuz ama Rusları biraz kazarsanız altından Tatar çıkar diye de bir... Ukrayna kazarsanız tamamen Tatar çıkar, daha kötü. Ukrayna kazarsanız tamamen Tatar çıkar. Evet. İlk slayta doğru yürüyeyim. Aslında ilk slayta bu yapı çok net vardı. Şimdi iki prenslik. Birisi Moskova prensliği, bir tanesi Kiev prensliği. Kiev prensliği asıl güçlü prenslik. Yani bugün aslında Ukrayna dediğimiz yapı Kiev prensliği. Ve bu Kiev prensliği Altın Ordu'ya bağlı olduğu için ve Altın Ordu'ya hiçbir zaman itiraz etmediği için Altın Ordu devleti tarafından iyi bakılan bir prenslik. Ve bu Kiev prensliği, bakın biraz önce ilk slaytlardaki şu coğrafyaları anlattığımda bahsettiğim coğrafya bin yıllardır zaten Türk vatanı olmuş ve Türklerin yaşadığı yapılar. Şimdi Kiev prensliğinin de özelliği, Moskova prensliğinin de özelliği Hristiyan olmalarından başka bir şey değil. Yani bu coğrafyada Ruslaşmış şeyler, nedir onun adı, Türkler, Hristiyan olduğu için Ruslaşmış Türkler ve Hristiyan olduğu için Ruslaşmış Ukraynalılar var. Ukrayna üzerinde özellikle Polonya'nın ağır bir baskısı var. Ve orada Don, Volga, Zaporojye Kazakları dediğimiz Kazaklar aslında Ukraynalıların özünü oluşturuyorlar. Bu esnada şu alttaki slaytta gösterdiğim kişi Mamay. Mamay. Ukraynalıların şeylerinden, nedir onun adı? Çok önemli kişilerinden bir tanesi. Mamay bir Altın Ordu
kumandanı. Moskova'ya giren kumandanlardan bir tanesi. Yani Altın Ordu'nun yıkılışıyla böyle beraber bölgede iki prenslik arasında çıkan savaş. Aslında bunlar Slav ve Türk soylu iki unsur. Moskova mı hakim çıkacak, Kiev mi hakim çıkacaktan doğan bir şey. Fakat Kiev'in üzerinde açık bir şekilde Avusturya, Macaristan ve Polonya baskısı var. Bu yüzden Kiev Moskova'ya göre çok zayıf gelişebilen bir yapı. Bilmiyorum aydınlatıcı oldun mu? Yani ama asıl Altın Ordu'ya kadar, Altın Ordu'nun yıkılışına kadar da asıl büyük, zengin, varlıklı olan ve asıl Rus dediğimiz kavram Kiev Kıyanezliği. Ben anladım şu Suriye Arabı ile Irak Arabı gibi. Yani ya, söyleyeyim. Ya, hiç farkı yok. Ukraynca ve Rusça ne Türkçe ile Kazakça gibi. Evet. Belki daha yakın. Evet. Tabii Kiev Ruslar için de kutsal bir şehirdir. Ortodoksluk Moskova'dan önce Kiev'de ortaya çıkmıştır. O bakımdan da Ruslar Kiev üzerinde de hak iddia ederler. Yani bu şey. Ruslar şuna inanıyor bir de sevgili hocam. Bu Ortodoksluk diniyle dünyanın seçilmiş halkı olduğunu ve dünyaya nizam vermek onların bir kutsal görevi olduğunu düşünüyorlar. Ve bunu işte Deli Petro 1698'de Avrupa'ya çıkıp gördüğünde ya bizim dünyaya nizam vermek arzusundayız ama biz dünyanın çok gerisindeyiz diye o tespit ediyor ve büyük bir yenileşme hareketi başlıyor. Şimdi tabii ki bütün bu geniş coğrafyada dünyanın beşte biri toprakları idare eden Rusya kendisini hala bu Ortodoksluk inancından kalan bir mefkure ile görevli görüyor ve bu alanda faaliyet gösteriyor ve bütün Ruslar da bu geniş coğrafyadaki insanlar da bu inanç vesilesiyle Ruslaşıyorlar. Yani ciddi bir Ruslaşma da var. Yani ama insanlar yaşamak için Ruslaşıyor. Memur olmak için, üniversiteye gitmek için, okula gitmek için Rusça isimler alıyorlar. Rus kültürünü özümsemiş görünüyorlar. Ama öbür taraftan da biraz altını kazıdığınızda onun Tatar kimliği ortaya çıkıyor. Sevgili hocam çok güzel ifade ettiniz. Bu pazar günü bizleri aydınlattınız. Ağzınıza sağlık. Kırım Tatarlarının haklı davalarını gelecek nesiller ve Türk nesilleri dünyada barış, özgürlük ve hukuk yanlısı olan bütün insanların bu Kırım'ın 200 yıldır yaşadığı ve büyük ölçüde 1944'ten sonra yaşadığı dramı bilmesi, farkında olması lazım. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yeni çalışmalarınızı bekliyoruz. Ve çok şey söylenir Kırım Tatarları için. Yani hakikaten büyük tarihçiler, lider kişilikler yetiştirmişlerdir. Ama bir araya gelip de ortak faaliyet yapma, kendi bu kültürlerini, medeniyetlerini ortak bir ses olarak dünyaya duyurma noktasında diğer uluslarla kıyasladığımızda aynı başarıyı göstermişler midir? Bunu da ben izleyicilere ve size bırakıyorum. Dileriz ki hakikaten Avrupa'nın gelişmesinde, Rusya'nın gelişmesinde, Türk tarihinde önemli etkileri olan bu halk yeniden ayağa kalkarsa, dünya için, insanlık için, ortak medeniyet için büyük işler yapacaktır. Dileğimiz ve temennimiz geçmişteki altın çağlarına tekrar geri dönmeleri, öbür taraftan da bölgemize barış gelmesi, dostluk gelmesi, işbirliği içinde geleceğe doğru yürümektir. Ben Latif Bey ve Sayın Kutluk Hocam'ın müsaadesiyle toplantıyı kapatmak istiyorum. Bir söz isteniyor ama hocam. Tabii ki söz isteyen var mıydı? El kaldıran ha. Murat Bey de zannediyorum el kaldıran. Murat Bey var. Murat Bey son anda yakaladın.
İki dakika. Biraz geç sana. Geç dahil oldum ama çok teşekkür ediyorum hocama. De her zaman kıymetli görüşlerim var. Almak estağfurullah. Şöyle iki tane konu var. Yani ileriye yönelik geçmişi zaten hocam çok iyi izah etti. Bir, bu Amerika'nın ikinci Yalta zorlaması var Rusya'ya karşı. Hani bu kuşatma tarzı hareket içerisinde. Bir de İngilizlerle hani bu tarihten itibaren, Haziran ayından itibaren her an Karadeniz ya da özellikle Akdeniz'de bir İngiliz-Rus sürtüşmesi bekliyorum. Ben bu konuda hocam ileriye yönelik ne tür bir projeksiyon yapar onu sormak istiyordum. Benim diğer bir grup slaytımda aslında askeri kuvvetler mukayesesi vardı ama şu anda yanımda değil. Mutlaka bir sürtüşme, bir çatışma olacaktır ama bu işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya-Amerika ilişkilerine benzeyecektir. Yani uçaklar veya gemiler bir it dalaşından öteye gitmeyecektir. Yani ben bu kadar kolay bir savaşa gireceklerini düşünmüyorum. Yani Putin'i ta 90'larda Kırım'daki KGB başkanlığından beri tanıyoruz. Deli görünüşlü, müthiş bir akıllı karakterdir. Yani bir sürtüşme mutlaka olacak. Bir Rusya'nın büyüme isteği ve Amerika'nın, İngiltere'nin bunu kesme isteği devam ediyor. Fakat böyle bir çatışma it dalaşından öteye, askeri tabirle it dalaşından öteye geçmeyecektir benim kanaatim. Ama Rusya süratle Akdeniz'e doğru, yani sıcak denizlere girdi Rusya. Bakın, yaklaşık 500 yıldır Avrupa'nın kesmeye çalıştığı şey oldu. Rusya Suriye'deki üstleriyle beraber sıcak denizlere indi. Yani Karadeniz'de değil aslında, Akdeniz'de bir çatışma olacak Murat Bey'in dediği gibi. Ama it dalaşına doğru gitmeyeceğini tahmin ediyorum ve umuyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Biz de teşekkür ederiz. Efendim, başka katkısı, yorumu olacak arkadaşımız var mı? Evet, sevgili hocam, değerli dostlar, bu pazar gününü Kutluk hocamın bu nefis sunumuyla hakikaten Kırım Türklerinin tarihini, dramını akademik bir üslupla dile getirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi pazarlar diliyorum efendim. Sürçülü insan eylediysek affola efendim. Kırım Türklüğü'nün mücadelesini bir lahza anlatabildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum efendim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok mütevazisiniz, çok aydınlandık. İyi pazarlar, iyi çalışmalar diliyorum efendim. Sağ olun, değerli hocam.